Merhaba arkadaşlar, Gül'ün Mutfak Aşkı kanalına hoş geldiniz. Sizlere çok lezzetli bir işkembe çorbası tarifi vermek istiyorum. İşkembe çorbam lokanta usulü, evde nasıl işkembe çorbası yapabilirim diyorsanız bu videoyu izlemenizi size tavsiye ediyorum. Dilerseniz çorbamı nasıl hazırlamışım, ne malzemeler kullanmışım sizlere tarifimi de anlatayım. Gördüğünüz gibi öncelikle kasaptan aldığım yine sirkeli suda güzelce beklettim. Bir filiz 150 gram kadar işkembemi düdüklümün içerisine alıyorum. Bir tane büyük boy soğanımı ve 8 su bardağı suyumu içerisine ilave ediyorum. Soğan ilave etmemdeki sebep, soğan işkembenin kokusunu alıyor ve dışarı kaynarken o kokuyu kesinlikle dışarı vermiyor. Gördüğünüz gibi işkembem 2 saat kadar kısık ateşte pişti ve şu an doğranmaya hazır. İşkembe tenceresinin içerisinden alıyorum ve güzelce işkembelerimi doğrayacağım. Çok faydalı, bu kış günlerinde de çok yenmesi gereken bir çorba. İnanın. Hem bağışıklık sistemini güçlendiren, hem soğuk algınlığına iyi gelen, tabi seveni de var, sevmeyeni de var ama gerçekten şifa deposu. Gördüğünüz gibi içerisine attığım soğanda bayağı bir yumuşamış, iyice özünü içerisine vermiş ve suyuna karışmış. O suyun yarısını da az sonra işkembemiz için kullanacağız. Sıcak sıcak bolcama koyduğum işkembelerimi doğramaya geldi sıra. Ben biraz işkembemi büyük büyük doğradım. Bunu yapmamdaki sebep, ben biraz yerken ağzıma gelmesini seviyorum. Dişime gelmeli biraz yediğim işkembe. O yüzden biraz büyük büyük doğradım. Siz dilerseniz daha ufak ufak minik minik doğrayabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir çorba ve bu kış günlerinde çok yenmesi gereken faydalı çorbaların başında geliyor. Gördüğünüz gibi iri ufaklı doğradığım işkembemi gayet bayağı da bir sıcak elim yanaraktan doğruyorum. Az sonra meyanesini yapıp sosunu hazırlayacağım. Gerçekten yaptığınızda, yediğinizde siz de göreceksiniz. Kesinlikle ne evin içerisinde bir koku oluyor, ne de yerken işkembenin kokusu sizi rahatsız ediyor. Gayet eti ağızda dağılan, çok lezzetli, inanın çok beğeneceğiniz bir tarif hazırladım. Gerçekten lokantada yediğinizin birebiri, belki daha da iyisi bu tarifte sizleri bekliyor. Neden evde de lokanta usulü bir işkembe çorbası yapılmasın? Son işkembelerimi de doğruyorum ve sizlere işkembe yaparken birkaç püf noktasını da göstereceğim. Az sonra benim gösterdiğim şekilde yaparsanız inanın hiç eve kokusu sinmeye, bir o kadar lezzetli, yerken kokusu sizi rahatsız etmeyen, gerçekten lezzetli bir işkembe çorbası yaparsınız. Gördüğünüz gibi işkembelerimi doğradım, kenara aldım. 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumu kabıma alıyorum ve üzerine bir çorba kaşığı dolusu unumu ilave ediyorum ve bir yumurta sarımı da içerisine ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bir su bardağı kadar su ilavesi yapacağım sosumun içerisine. İşkembe çorba kaç aşamalı bir çorba ama gerçekten lezzetli de bir çorba oldu. Sosumu kenara aldım. 3 yemek kaşığı kadar unumu tencereme alacağım ve tenceremin içerisinde 3 yemek kaşığı unumu öncelikle güzelce bir kavuracağım. Yağsız.
Bunu yapmamdaki sebep bu yaptığınızda inanın işte işkembenin içerisindeki meyanesinin yoğurdun ve unun kokusunu un kokusu kesinlikle olmuyor. Bu o una ve yoğurda çok farklı bir lezzet veriyor. İşkembe çorbanızın daha bir lezzetli olmasını işte unu bu şekilde yaparsanız daha lezzetli bir işkembe çorbası yapıp içersiniz. Kavurduğum unun içerisine bir tane bir kahve fincanı kadar zeytinyağımı bir tatlı kaşığı da tereyağımı ilave ediyorum. İki diş sarımsağımı da içerisine rendeliyorum. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Yağım da içerisinde eridikten sonra işkembemi pişirdiğim suyum vardı. Suyumun yarısını kullanacağım. Yine yarısını kullanmamdaki sebep çok yoğun bir işkembe kokusu olmasın diyerekten ben pişirdiğim suyumun 4 su bardağını kullandım içerisine. Gördüğünüz gibi ekliyorum ve kavrulmuş unumu karıştırıyorum içerisinde topaklanma olmasın diye. Gerçekten hem şifa deposu hem de çok lezzetli bir çorba tarifi sizleri bekliyor kanalımda. İşkembe çorbası seviyorsanız ama hiç evde yapmayı denemediyseniz bu tarifi kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı size öneririm. Yediğiniz en lezzetli işkembe çorbalarından birisi olduğunu düşünüyorum. Benim yediğim en lezzetli işkembe çorbasıydı. Gördüğünüz gibi 4 su bardağı işkembe suyumu ilave ettikten sonra 5 su bardağı da normal içme suyumu ilave ediyorum ve bir çay kaşığı içerisine tuz ilavesi yapıyorum. Tuzu siz damak tadınıza göre ayarlarsanız daha iyi olur. Ben bir çay kaşığı ilave yaptım ama bana tuzsuz geldiği için bir tatlı kaşığı kadar daha içerisine tuz ilavesi yapacağım. Gördüğünüz gibi tadına baktıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar daha tuz ilavesi yapıyorum. Kaynayan işkembe suyumun içerisine meyanemi ilave ediyorum. Meyanem için ne kullanmıştım? 2 yemek kaşığı yoğurdum vardı, 1 yemek kaşığı unum vardı ve 1 yumurta sarım, 1 su bardağı da su kullanmıştım meyanem için ve sosumu içerisine döktüm tenceremin. Pişirdikten sonra güzelce doğradığım işkembelerimi de tenceremin içerisine ilave ediyorum ve güzelce hep beraber kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi sosu kıvamı yerinde bir işkembe çorbası oldu. Kenarda da 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımın içerisine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biberimi ilave ediyorum ve orada sosumu hazırlıyorum. Bu sosu işkembe çorbamın üzeri için kullanacağım. Yerken olmazsa olmazları kırmızı biber, kırmızı toz biber sos, sirke ve limonlu sarımsaklı sosumuz işkembenin olmazsa olmazlarındandır. Gördüğünüz gibi işkembe çorbam tam kıvamında pişti. Servise hazır. İnanın o kadar güzel oldu ki yemelere doyamayacaksınız. Öyle bir işkembe çorbası. Kesinlikle evin içerisinde hiçbir koku olmadan yapabileceğiniz en lezzetli işkembe çorbası. Gördüğünüz gibi
Öncelikle limonlu sarımsaklı sosumu ilave ediyorum. Sonra sirke sosumdan sirkemi ilave ediyorum ve içerisine şöyle bir karıştırdıktan sonra biber, yağ ve biber sosumu ilave ediyorum. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Tadı doyumsuz bir işkembe çorbası oldu. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı bekliyorum videomun altına.